Türkistan yolculuğumuzun ilk durağı Afgan Türkistanı olarak bilinen Kuzey Afganistan'dayız. Bölgede nüfusun çoğunluğu Türkmen ve Özbek soydaşlarımızdan oluşuyor. Türkistan yollarında Afganistan Türkmenleri adlı programımızda Türkmen soydaşlarımızı her yönüyle ele alırken bölgedeki Türk ve İslam tarihinin izlerini de süreceğiz. Zira tarihte iz bırakmış birçok Türk alimi bu bölgeden, Afgan Türkistan'dan çıkmıştır. Bunların başında da kuşkusuz Mevlana gelmektedir. Bildiğiniz gibi Mevlana, Afgan Türkistanı'nın tam kalbinde yer alan Bel kentinde doğup büyümüştür. Afganistanlı Türkmen soydaşlarımız, çekik gözleri ve yağız çehreleriyle yüzyıllar boyunca bu bölgenin kaderini belirlediler. 1000 yıl kadar önce bu topraklardan çıkan Türkmen atlıları, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'da onlarca ülkeyi fethedip büyük imparatorluklar kurdular. Türkmen soydaşlarımız bugün hala o eski şanlı tarihlerinin anılarıyla yaşıyorlar. Bugün buradaki her Türkmen, Selçuk Bey'i, Alparslan'ı, Osman Gazi'yi, Emir Timur'u veya Babür Şah'ı daha dünmüş gibi hatırlıyor. Gelin isterseniz Afgan Türkistan'da kısa bir gezintiye çıkalım ve Türkmen soydaşlarımızı daha yakından tanıyalım. Afganistan'ın kuzeyinde Badaşan'dan Herat'a kadar olan illeri kapsayan bölge, Afgan Türkistan'ı olarak biliniyor. Bölge, Urallardan Hindikuş Dağları'nın eteklerine kadar uzanan Büyük Türkistan coğrafyasının güney kısmını teşkil ettiği için de Güney Türkistan olarak da adlandırılıyor. Afgan Türkistan'ı Katagan ve Türkistan olarak iki coğrafi bölgeye ayrılıyor. Bir Özbek aşiretinin ismini alan Katagan bölgesi, Kunduz, Tahar ve Badakhşan illerini kapsarken, Mezar-ı Şerif'ten Herat'a kadar olan bölgede Türkistan olarak biliniyor. Afgan Türkistan'ında 3 milyon civarında Türkmen nüfusunun yaşadığı tahmin ediliyor. Bölgede yaşayan Türkmenlerin çoğu, 5 büyük Türkmen boyundan biri olan Ersarı boyuna mensuptur. Ersarılar, 16. yüzyılda yaşamış Türkmen hanı Ersarı Bay'ın soyundan geliyor. Ersarı Türkmenlerinin en belirgin özelliklerinden biri, diğer Türkmen boylarına nazaran daha çekik gözlü olması ve fiziki görünüm açısından da Kazaklarla Kırgızlara benziyor olmasıdır. Yomut, Teke, Göklenk gibi diğer boylara mensup Türkmenlerse fiziki görünüm açısından daha çok Orta Doğu insanına benzemektedir. Ersarı Türkmenlerinin bir başka özelliği ise konuştukları Türkmen lehçesinin Türkiye Türkçesine son derece benziyor olmasıdır. Türkmenler burada Afganistan'da ticaretle, çoğunluğu ticaretle meşgul. Yani kavim kavim ayırdığımızda en çok tacir Türkmen halkımızdan burada Afganistan'da ticaret yapmakta ve bunların da büyük çoğunluğu halı ve deri ticaretiyle, koyun, karakol biliyorsunuz meşhur, deri ticaretiyle meşgul. Türkmen etnik grubu burada Afganistan'da şu anda hem yönetimde belirli yerlerde tabakanlığa kadar temsil edilmekte ki biliyorsunuz maalesef savaş dönemlerinde ve savaş öncesi Afganistan'da bir Türkmen bakanı görmek, bir Türkmen genel müdürü görmek mümkün değildi. Ama şu anda bu fırsat Afganistan'da müsait olmuş durumda. Şu anda Türkmenler bakanlık, bakan yardımcılığı, genel müdürlük gibi görevlerde bulunmakta. Cuzcan ili valisi Sayın Alim Sayin'in de ifade ettiği gibi, Afganistanlı Türkmenler toplumsal hayatın her alanında yer almaktadır. Yeni kurulmakta olan Afganistan Milli Ordusu'nda görev yapan Tuğgeneral Abdülkadir Aşna onlardan biri. Adım Brig General Abdülkadir Aşna. Özüm Türkmen milliyetinden olayın. Ulusvali Kalayzal, velayeti Kunduz velayetinden olayın. Şifillen Mavini Riyaset-i Mali Vezaret-i Fah Milli şurada işim şurada. Türkmenler Afganistan'da umuman Ceyhun Deryan boyunda ve Badakhşan'dan durup illa Hiraçeçeli yaşıyorlar ve merkezde hem velayet merkezi şu Afganistan'ın paytaxtında ve Kabul'da. Bunların durmuşu az yakşı. Şu gece gündüz köp yakşı, işleri yakşı, vazifeleri yakşı, her
Bular okuysa, derdine değse, farzı misal bular hükümete şamil olup işleyebiliyor. Nam için Türkmen millet yakşı merdim katnaşığı hükümet ulan has yakşı şu şehirde bular okuysa, hizmet etse ve işleseler ve bular hükümetten katnaşığı vezirden başlayıp ta mamuru acire çelli şu hükümette sahmi var. Hususan şu hükümeti, maqati hükümeti intihavi gelenden beri Türkmenlerin katnaşığı oku yolunda köp yakşı oldu. Hem bizlerin Türkmen çağalarını Türkiye yugurdunlarına alıp gitti. Türkiye, Kazakistan mülküne ve Hindistan'da okuyup yollar. Değerli dürlü bakışlarda, dekterlik bakışı, incinerlik bakışı, hukuk bakışı ve nizami bakışlarında bunlar hem yerde şu üç memlekette menki havarım var, bunlar köp okuyor. Has yakşı oldu. Biren bosa Türkmen'in bar cayında oğul mektepler yoktu. Şübülen köp mektepler açıldı. Oğul mektepler 3 klası, 9 klası vardı. Şübülen 12 klası varınca hem kız mektep var, hem oğlun mektepler var. Tamamı ulusvarlıklarda mektepler açılıp ve okuva köp katnaşıkları yakşı alakası bilen kızlar, oğlanlar hemmesi okuyor. Orta Asya'da, bu arada Afganistan'da Türkmen deyince ilk akla gelen şeylerden biri halıdır. Halı ve halıcılık, Türkmenlerin başlıca geçim kaynağı olduğu gibi bir yaşam biçimidir. Halısız bir Türkmen evi düşünmek mümkün değildir. Halı ve dokumacılık kadın işidir. Ama bazı Türkmen bölgelerinde erkekler de halı dokur. Türkmen ailelerinde kız çocukları okuma yazmadan önce halı dokumasını öğrenir. Böylece her Türkmen kızı gelinlik çağına geldiğinde usta bir halıcı olarak yetişir. Bu yüzden Türkmen halıları dünya çapında bir şöhrete sahiptir. Bunlar 10 yaşından halı dokumana başlıyor. Ta 10 yaşlarınca mektep okuyup, umurlu okuyup derslerini ön alıp arıyorlar. 10 yaştan sonra hem bunlar vakti vaktinde dersini okuyup gelenden sonra halısının işine devam veriyorlar. Bunların iğneleri oğulundan teşvik ediyor, bunları öğretmeye başlıyor. Haline son mayda mayda bunlar şu hali işini öğrenip öz işlerine müteveccip oluyorlar, şunları öğrenip alıyorlar. Halıdan başka bunlara son kala tıkmanını, öz köynüklerini tıkmanısını, yani kri uydurmasını, yani nahar ettirmesini, nahar aşbezlik nevesini öğretiyorlar. Ondan sonra bunların özleri şunca oldu, terbiye oluyorlar. Şimdi şunca bir besleşik ki hiç tatlısıyı öğrenip bilmiyor da her zatta mesela her top değilsen ya da top oynamaklık ya başka bir zatlarda şunun özünde bir besleşik olup şunun özü has bir yunga varıyor da işleniyor da. Şunun şekilde bu hala işte de şunun yanak bir besleşik var. Mesela bu yakış tokuyor, bu tiz tokuyor, bu asta tokuyor, bu nakşa yok da. Bu bunu mayda çitmenin biliyor, bu bunu kışartmıyor, bu seyi alıp arıyor. Şunun yanak özünün içinde besleşik var böyle. Türkmenler sadece halı üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda ticaretini de yapıyorlar. Bu yüzden Afganistan'ın hemen hemen her köşesinde Türkmenlerin işlettiği halı mağazalarına rastlamak mümkün. Adım Hacı Abdülkayyum, Kariyemin Ecik'ten, velayeti Cevdican'da, Kureş Kovumbalyon, bizim hali alıp satıyon. Ana, ertir geliyoruz, akşam namazı yerden sonra bize gidiyoruz yurdun. Onun için bana gelse alıyoruz, alacak ve satıyoruz. Şurada ana hallarımız var. Kızıllı halı var. Puhte renk var. Hal Mehmet'i var. Tebriz'i var. Ana cay namaz, horcun, puşti. Bana Kur'an poş torbalar var. Bana Türkmen'in desturları hepsinde var şurada. Ana sonun ana garipçilik edip alıp satıp atıyoruz. Bizler şüphelene köpüreği tebriz'i yakşı. Bana şul tebriz'iler. Şunun ana haride porşam yakşı, işem yakşı. Bizlerin azem Kureş kovumda bolyan halışılar. Ova. Hallarında ne, Afganistan'ın mesela ne mi bolyan ya hariç giden yok bol. Pakistan var ya, son Pakistan'ın gittiğini yere gitse.
bizlerin öz memleketimizden xaric bolunya. Öz memleketimizden xaric bolsa, ana bizlere bir narsa ganimatragan boljok. Türkmenlerin hayatında önemli yer tutan değerlerden biri attır. At üstünde dünyayı fetheden, uçsuz bucaksız imparatorluklar kuran Türkmenler, atın önemini kaybettiği günümüz bilişim çağında bile eski can yoldaşına olan ilgi ve bağlılığını sürdürmektedir. Nitekim Türkmenler arasında söylenen "Ertirtur atanı gör, atandan son atını gör." Yani sabah kalkınca önce babanı, ardından atını gör şeklindeki atasözü, ata verilen önemi gözler önüne sermektedir. Türkmen geleneklerine göre atın sosyal hayat içindeki yeri, onun kutsal kabul edilmesini, kültürü oluşturan unsurların başında yer almasını sağlamıştır. At, yiğidin can yoldaşıdır ve tüm zor zamanlarında onun yanı başında yer almıştır. Nitekim Köroğlu'nun kahramanlığının bir tarafında kır at vardır. Ben özüm adım Hacı Kaybullah. Ulusvalı Akça velayeti Cevcan'dan Mazar Şerif'te vazifem var. Ben özüm şu atlar terbiye ediyorum. Bunu misali ben özüm 37 yaşımda. Misal 15 yaşımdan beri şunun vazifesini ediyorum. Bunu farzı misal ozol bunu bağlamalı. 6 ay ya 7 ay misali farzı misal 6 ay 7 ay bağlamalı. Astını sus etmeli. Astını paklemeli. Vaktinde suğunu otunu vermeli. Arpasını vermeli. Farzı misal yakışı karışmalı. Kaşevi etmeli. Yüreğin tapmalı bunu. Kıyınçılıklığı farzı misal bir rakam adam bunu görmeliden. Bir rakam nemeler bunun yanına gelmeli der, bir rakam nazar bile karamalı der, bir rakam yakşı yakşı gepler aydışmalı bunun yanında, bir rakam yakşı tövbetler etmeli. Karaya otursanız gözünüzden bunlar nur almalı, gözünüzden nem etmeli, atam yüreğin tapmalı, bir gül yanak zat bunlar. Şimdi farz ettim Musal bunun yüreğin tapsanız iki ayda dam yeti veriyor bunlar. Bir mayda olan terbiye eden yanak farz ettim Musal, bir mayda olan kança söyleseniz, hani şu an söyleseniz, ertiği bir söyleseniz, akşam bir söyleseniz, bunu özünü özü derev getiriveriyor bunlar. Eğer suğundan ya arpasından ya zadından uğru verseniz, bu yetmiyor. Gün bölümünden teşviş kök oluyor bunu. Türkmenler, bugünkü Kuzey Afganistan'a ilk defa Göktürkler zamanında geldiler. Ancak onların bu bölgeye toplu olarak yerleştikleri dönem, Gazneli ve Selçuklu dönemidir. Göçebe Türkmen oymakları, bin yılından itibaren bugünkü Afganistan'la Orta Asya arasında sınırı oluşturan Ceyhun veya bugünkü adıyla Amuderya Irmağı'nın her iki tarafına yerleşmeye başlamış, sürüleri için hayati önem taşıyan meraların ve otlakların durumuna göre ırmağın iki yakasında da sürekli yer değiştirmiştir. Afganistanlı Türkmenler, tarih bilinci yüksek bir toplumdur. Türkmen tarihinin eski şanlı günleri nesilden nesile aktarılarak hafızalarda canlı tutulmuştur. Artık tarihin kalın sayfaları arasında kalan o eski günlere olan özlem, şiirlere, ninnilere, ağıtlara ve şarkılara yansımıştır. Cehalet ra açı karan Türkmen sen, dünyaya iran şöhret şanı Türkmenin.
Cahal içre açı karan Türkmensin. Dünyaya İran şöhret şanı Türkmenin. Könlü açık goli açık Türkmensin. Bir minnettir berin nanı Türkmenin. Könlü açık goli açık Türkmensin. Bir minnettir berin o nanı Türkmenin. Türkmen senin adın çıktı cahana. Türkmen merdoğludur o özü merdana. Elde barın sarpey leyor mihmana. Yazılıdır dester hanı Türkmenin. Elde barın sarpey leyor mihmana. Yazılıdır dester hanı Türkmenin. Yedi klima halık süren Türkmensin. Bedev milep dağda hov yürün Türkmensin. At bilen tarihe giren Türkmensin. Aslı oğul khandın ganı Türkmenin. At bilen tarihe giren Türkmensin. Aslı oğul khandın ganı Türkmenin. Aç börden topilarsan düşmana. Alına çıkanlar o galar pışmana. Meydanı doldurup kırmızı kana. Aktı derya yani kanı Türkmenin. Meydanı doldurup kırmızı kana. Aktı derya yani kanı Türkmenin. Adın içi karan kul kızıl hali. Dünya bazarında ho Türkmenin mali. Türkmen ar namuslu şermu hayalo. İlul üstipide canı Türkmenin. Türkmen ar namuslu şermu hayalo. İlul üstipide canı Türkmenin. Kızıl hali Türkmenlerin hünleri. Kayıl kaldım oho cahan bazarı. Ata babalardan o kalan yadgar o. Bu kesbi ederler kanı Türkmenin. Ata babalardan o kalan yadgar o. Bu kesbi ederler kanı Türkmenin. Türkmenim uhudun oyun bir zaman. Sana halık yaraşar o ata baban khan. Din mazaydır Türkmen dünyaya yayran. Mundan hem köpelsin sanı Türkmenin. Din mazaydır Türkmen dünyaya yayran. Mundan hem köpelsin sanı Türkmenin. Dünyaya İran şöhret şanı Türkmenin. Bir minnettir veren o nanı Türkmenin. Kuzey Afganistan'daki belli başlı kentlerde önemli sayıda Türkmen toplulukları yaşıyor. Kentlerde yaşayanlar, şehir hayatının gerektirdiği gibi taksicilikten işportacılığa, tezgahtarlıktan tamirciliğe kadar değişik mesleklerde çalışarak hayatlarını kazanıyorlar. Biz sabahları 6 bece çıkıyoruz.
Yani taksi irikşi olurum yani. Bunu sabahları alıp çıkıyoruz yani akşama kadar. Akşam 5-4'e kadar çalışıyoruz. Yani Azarpamin lehinde olarak çalışıyoruz. Giderek 10 Afgan alıyoruz, gelerek 5 Afgan alıyoruz. Yani o kadar yani. Yani sişeme olarak, çarşama olarak, pamhane olarak, nereye ki suvarı olarak tapılsa biz gidiyoruz yani. Derbest olarak 100 Afgan oluyor, 50 Afgan oluyor. En fazla olduğu kazancı günler yani pazar günleri oluyor yani. Pazar günleri daha iyi, niye? Millet pazara çok geliyor. Rikşa bazı çok ucuz yani, ondan kullanıyorlar. Yani mesela bundan mazar benderi olarak gidelim, 10 Afgan. Yani taksi olarak gitse 100 Afgan, 50 Afgan alıyor. Bu 10 Afgan bir kişi olsa derbest gitsem 20 Afgan alıyor yani. O kadar ucuz olduğundan millet fazla kullanıyor. Sabahları 6'da çıksak akşama kadar dolaşıyoruz, durmak yok yani. Biz böyle yani 8-9 kişi bunun bile idare ediyoruz yani, yemek olarak bir şeyler yani. Benim adım Abdurrahşit, Valide Rahmetullah. Kariye Pirmezi'nin Şubarhan şehrinde yaşıyorum. Ben bu bir yerde dükkanlar çipli tıkıyorum. Bu bir yerde yağını satıyorum da. O şu vatandaşlarımın hizmetinde. Kullası geldi Aysam Ensi'yle. Şu vatandaşlarımın hizmetinde geliyorlar. Ben çipli parmaş veriyorlar, çipli tık veriyorum barına. Fakat şu işimiz bile. Günde şu mevdum parmaş veriyor, ödümüz tık koyuyoruz. Günde 6-7 yetiştiriyoruz günde. Mavadı Pakistan'dan geliyor. Köpe mavadı Pakistan'dan geliyor. Bilir son geldi oğuruyor sana. Fakat 3 yıl böyle benim bu vazifeni de ödümüz. Ağamla, ustadım ağam oluyorlar. Bilirim yağımda kömek veriyorlar. Bilirim o ustadım ağam oluyor. Güzel hanım böyle yakışı ötüptü. Maksat böyle yakışı ganimet. Maksat hafı da bilir işimizden. Razi bilir işimizden. Köp hoş. Ben şu merdana köpüsü, merdana butlar var, çepliler var, şu narsalar köpüre aklı satıyor. Bazısı her rakam but vardı, bana butlar var. 380 rupiyosu geliyor, 450, 500 hatta satıyoruz. Bana bunlar var, 250 olan geliyor, 300'e yakın satıyoruz. Bu köşüler var. Ben şimdi Türkmenlerin büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşıyor. Türkmen köyleri her ne kadar orta çağdan kalma bir görünüm arz etse de burada eskiyle yeni, modernlikle geleneksel yaşam iç içedir. Bir yanda insanlar hala yüzyıllar öncesinde olduğu gibi atlarla, eşeklerle seyahat ederken motorlu araç kullananların sayısı da azımsanmayacak derecededir. Son model 4x4 cipler ve eşekler aynı yolu kullanmakta, kimse kimseyi yadırgamamaktadır. Türkmenler, cuvanlar bir yerde köprak bikar. İş tapın yok işe dendiyse. Köprakler hani uzaklara gidip işliyor. Köprakler iş tapman köp kıyınçılıkla var Türkmenler, cuvanlarının. Oku baradan pes Türkmenler. Sonra köpsü maldarlık ediyor, halı dokuyor. Öktübeler iş tapı da yok. Köp Türkmenlerde kıyınçılık kendi, cuvanlarda. Bir oku var da bunun yanı maksat yok. Maş İran, Türkiye, Amerika, şu yanlar bay baylar gidiyor, garipler içeri gidip bilen yok. O zaman şu Kabil gidiyor ona. Hilmen, Dukan'da, her şu yanlar şirketlerde kem kem işlek geliyor. Ondan bir iki yüzde bir on pizadını iş tapılıyor, başladı bir kar. Mettebe, şimdi biller beraber olanlar bozuyor, bir suat kaldı mesela. De taze cuvanlarımız kem kem şok ediyor, lakin mettep uzak bir yerden. Şoku var, oku var. Lakin uzak, hepsinin kıyınçılığı var, güzeran babattan. Her babattan kıyınçılığı var, birileri okuyup bile yok, birileri uzaklık ediyor. Her dattan kıyınçılığı var da. Şu maldarlık ediyor, birileri halde okuyor. Güzeranı nam edecek olup okuyup bile yok. Taliban'ın devrilmesinden sonra Afganistan'da diğer kadınlar gibi Türkmen kadınları da yasaklardan büyük ölçüde kurtuldular. Bugün toplumsal hayata katılan, hayatın her alanında görev alan Türkmen kadınların sayısı giderek artıyor. Kadınların özgürlüğünü kısıtlayan eski adetlerin terk edilmesi gerektiğini söyleyen Fatma Resuli, bu modern kadınlardan biri.
Men nazarımda bizlerin bu an-ana deyip öne getiriyor, yani aytiyon zadımız, dilimize getiriyon zadımız köp yanlış. Nem çünkü hiç an-ana böyle bir zat bolu bilmez ki ayarlar otursun, ayarlar öne gitmesin din erkekler. Bunu men nazarımda o kişiler aydıptır ki hiç bu camiden, öne gitmeden ve hatta eğer özlerini molla alıyor, bu adam dinlen o Kur'an Şerif'ten bir haber adamlar aydandır. Çünkü hem işe bu gepler aydılan. Eğer uydan çıkmak günah bolyan bolsa tümallalamız aydısa, Hazreti Muhammed'in ayalı Hazreti Khadice o vaxtlar ticaret işini etmezdi. Eğer günah bolsa onlar hem şu vaxt uyda otururdular. Bunu bizler düşündürüyoruz halkımıza şu vaxtam. Bu an-anot değil. Bu fakat yönüşün yanak bir galat ve yanlış bir fikir ki onlar özleri bilen taşıyorlar. Bunu bat vaxtında götürseler ortadan ve bunu bat edame vermeseler, duvan vermeseler, bu fikirler men nazarıma köp galat ve bunlar hem camiye öne gidiverse, eğer bu ödüp iza kalıp otursalar, hem başkalarının öne gidenini görüp, bulan özleri pişman ederler. Ki önünün bizler, bunu yanda abdestur, doğru derleken, bunu daşımalı derlekenek ve şu vaxt yerinde koymalıkenek deyip. Şu vaxta men görüyorum ki, 7 yıl önünden göre ki, 7 yıl ön bizler böyle geldik. 7 yıl ön bütün köp yaman te. Şu vaxt ona göre köp pişreft ediptir. O vaxtlar ki bizlerin Türkmenlerimiz var, yok kızlamaz mektebe gitmesin, okuyamasın deyip karşı çıkıyordular. Hatta ben özüme karşı çıkıyordular ki Türkmen kızı üyden çıkmaz deyip. Bugün aytıyorlar, bugün bizlerin durumumuzu görüp atıyor. Yok, bizler katı yanlış düşünüyorken. Anında bizlerin şu vaxt kellelerimiz açıldı ve anında bizlerin kızlamızı, oğlanlarımızı okuya koyacak diyorlar. Şunun için ben aytıyorum ki, bu kamilen bir galat fikir. Şu vaxt bunu bat yerinde koysalar, devam vermeseler ve bu lanan otumundan köprak izi sürmen ve Türkmenlerin ön ki en sabıktan bar ananası. Ki hemişe Türkmen'in ayalı hatta uğraşam gidiyordu. Türkmen'in ayalı hiç vakit Türkmenlerin içinde kaçma yok. Bunu biliyoruz ki Türkmenlerin içinde hiç şu çadır diyen zadı salmıyordular. Çünkü pişrefte ettiler. Türkmenler avaldan öne giden biriydi. Yani bu uğraşlar zatlar bulup, şunun sebebinde Türkmenler biraz da iyice kalan bulupturlar. Yani bizler şu vakit vaktinde bunu bat götürsek ve bunun için hem bizler yaşullarımızın kömeğini ve yardımını istiyoruz. Nem çünkü onlar bizlere bunu kömek edip ve onlar bizlere verdiğimizi bu gepleri düşündürbilirler. Bayan Resuli'nin sözlerinden de anlaşılacağı üzere Afgan Türkmen toplumunda büyük bir değişim yaşanıyor. Ve bu değişimin temellerini de Resuli gibi genç insanlar atıyor. Her toplumda olduğu gibi Türkmen toplumunda da en umut veren kesim gençler. Eğitimli Türkmen gençleri ülkelerine karşı olan sorumluluklarının ve görevlerinin bilincinde. Türkiye'de Konya Selçuk Üniversitesi'nde kamu yönetimini bitirdikten sonra Afganistan'a dönüp kamuda görev alan Necibullah Atai, yurt dışında edindiği bilgi birikimini ülkesinin hizmetine sunan gençlerden biri. Şu an Türkmen gençleri çok iyi. Burada yani şu anlık Türkiye'de okuyan bayağı Türkmen gençlerimiz var. Bir 20 sene oluyor Türkmen gençleri okula olsun, eğitime olsun önem gösteriyorlar. 20 sene önceliğe baktığımız zaman bizim büyüklerimiz olsun, abilerimiz olsun okumak, eğitimi fazla önemsemiyorlardı. Şimdi bu inkılabatta, savaşta büyük çoğunluğumuz Pakistan'a, Türkiye'ye, Türkmenistan'a, İran'a gittik. Ve orada bizim gözlerimiz açıldı tabii eğitimin önemini. Ve şu an Türkiye'de de Türkmen öğrenciler yaklaşık 500 tane Türkmen öğrencimiz bulunuyor. Şu an bitirip gelenler de yaklaşık burada Afganistan'da yaklaşık 200 tane, 250 tane Türkmen öğrencilerimiz var. Devlet işlerinde olsun, özel şirketlerde olsun çalışıyorlar. Yani şu anlık Türkmen gençleri eğitime çok önemsiyorlar eğitim için. Ben buradan arkadaşlara sesleniyorum. Okulunu bitirer bitirmez kendi vatanına dönüp kendi vatanına, milletine hizmet etmesini istiyorum tabii. Afganistanlı Türkmen gençleri, ülkelerini bekleyen muazzam sorunların, eğitim alanındaki yetersizliklerin farkında. Ama geleceklerinden de bir o kadar eminler. Sorunlar ve engeller karşısında yılmıyor, bir an olsun tereddüte düşüp bocalamıyor,
Aksine geleceğe kararlı bir şekilde umutla bakıyorlar. Afganistan'da öğrenci olmak gerçi kolay bir şey değil. Çünkü Afganistan'da maddi olarak ve manevi olarak her şeyden darmadağın olarak durumdayız. Yani darmadağınız. Aslında Afganistan'da her şeyi okumak da bir o kadar kolay değil. Çünkü buralarda özel üniversiteler var. Görüyoruz ki yani yurt dışında herkes özel üniversitelerden faydalanıyor. Ama Afganistan'da mesela özel üniversiteden faydalanmak herkese meser olmuyor. Yani o yüzden herkes devlet üniversitelerine koşuyorlar. O yüzden okumaya çalışıyorlar. Yani sıkıntı çok. Sıkıntı çok da ama yine de o sıkıntılar içinde Afganistan halkı bir tür kıvranıyorlar. Yani çıkmak istiyorlar. İnşallah ümit ediyorum biz de bir gün başarırız ve çok başarılı oluruz. Başka ülkeler gibi biz de en üst seviyelere yükselmeyi düşünüyoruz. Afganistan'ın geleceğini bizler yani gençler kuracağız. O yüzden rol çok büyük burada bize. Mesela okumalıyız, tecrübe kazanmalıyız. Ondan sonra Afganistan halkına gelecekte kendi evlatlarımıza, kendi halkımıza yardım etmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Çünkü bizim sorumluluğumuz altında. Keşke böyle olabilsin diyebileceğimiz şeyler çok aslında. Aslında umutlu da yitirmemek lazım bir açıdan. Her zaman ümitliyiz. İnşallah olacak. Çok güzel olacak. Hatta bizler ümit ediyoruz. Çok yakında çok güzel günler göreceğiz. Afganistan'daki Türkmen toplumu bu ülkede yaşayan diğer etnik gruplarla birlikte Afganistan'ın geleceği için çalışıyor. Bugün Afganistan'da bakandan büyükelçiye, milletvekilinden yerel yöneticiye, okul müdüründen hademeye kadar her kademede görev yapan Türkmenlere rastlamak mümkün. Bu aktif katılım onların Afganistan'a olan inancını, bağlılığını gösteriyor. Başta Türkiye olmak üzere değişik ülkelerde yüksek öğrenim görmüş Türkmen gençleri Afganistan'a dönerek çeşitli alanlarda görev alıyor, ülkelerinin geleceği için canla başla ve umutla çalışıyorlar. Bu gençler kendilerini bekleyen muazzam sorunlar karşısında yılmıyor, aksine henüz görünürde olmayan aydınlık bir geleceğe inanıyorlar. Zaten esas olan da bu. Bir amaca, bir hedefe daha ilk adımda inanmak ve ona dört elle sarılmak. Afganistanlı Türkmen soydaşlarımız barış dolu, müreffeh bir Afganistan'a inanıyor ve bunun için çalışıyorlar. Biz de soydaşlarımızın bu inancını paylaşıyor, onlara bu zorlu yolculuklarında başarılar diliyoruz.